Kimyasal hesaplamalarla ilgili 12 soruluk kavrama testimiz var. Hadi bakalım. Birinci soruda, magnezyum nitür suyla tepkimeye girdiğinde magnezyum hidroksit ile amonyak gazı oluşuyor. Tepkime yazılıp eşitlenmemiş. Önce yazıp eşitleyelim bakalım. Ee, ne olur? Magnezyum nitrür, nitrür Mg3N2 artı su dersek eşittir magnezyum hidroksit şöyle yazalım artı amonyak. Peki. Magnezyum eşlerse önce metale bakalım. Şurası 3 olacak. Azot 2 olduğu için şuraya 2 dersek. 3 kere 2 6 hidrojen burada var. 3 kere 2 6 hidrojen burada var. 12 hidrojen. Şuraya 6 yazalım. Oksijenle kontrol edelim. 6 oksijen burada 6 oksijen burada. Oksijenlerimiz eşit. O zaman tepkime bu şekilde eşit oluyor. Normal koşullarda 11.2 litre amonyak gazı demiş. 11.2 litre 22,4'e bölünürse 0,5 mol yapacaktır. Yani bana burayı 0.5 mol yap demiş. Bunu elde etmek için gereken magnezyum nitrürle suyun mol sayısı soruluyor. 2'ye 0.5 verirsek 4'te birini vermişiz demektir. 2'nin 4'te biri. 0.5 O zaman suyun 4'te birini alırsak 6 bölü 4 mol su Yani 3 bölü 2'den 1.5 mol su yapıyor Burası da 4'te birini alırsak 0.25 mol yapıyor Yani 0.25'e 1.5 olarak buluyoruz Doğru cevabımız buradan B seçeneği oluyor 2'ye geldiğinde 5.5 gram propan gazı yandığında o zaman bir yanma tepkimesini yazalım. C3H8 propan gazı yakılıyor. Karbondioksitle su oluşuyor. 3 mol karbondioksit 8 tane hidrojen olduğuna göre 4 tane su. 3 kere 2 6 4 daha 10. O zaman şurası da 5 oluyor. 5.5 gram propan gazı. Propan gazın içinde 3 tane karbon var. 8 tane hidrojen var. Molekül kütlesi 44 gram bölü mol. O zaman ben bunun molünü hesaplarsam 5.5 gramı 44'e böldüğümde e, burası ne oluyor? 55 bölü 44 çarpı 10 dersek virgülü sağa kaydırdığımda 11'e bölüyorum. 5 bölü 4 kalıyor. 5 bölü 4 ne yapıyor? 1.25 değil mi? 1.25'in onda biri 0.125 mol yapıyor burası. Sen artık onu hesaplarsın. Şimdi burası 0.125 mol ise. Şurası 0.125 mol ise. Bana ne soruyor? Karbondioksit kaç litredir diyor. Kaç tane su vardır diyor. O zaman bunun 3 katı kadar karbondioksit 0.375 mol yapıyor. Burası ise 4 katı 0, kaç yapar? 25, 25, 50, 0.50, 05 mol yapıyor. 0.5 mol su ne kadar yapar? Mol taneye çevirirsek. 0,5 çarpı N tane. Dolayısıyla şu ifade doğru oluyor. Karbondioksit'i normal koşullarda hacmini hesaplarsak. Şimdi burası 1 bölü 8'in 3 katı. 3 bölü 8 mol yapıyor. Şimdi şöyle bir şey yapsak. Şu renk değiştirelim. 3 bölü 8 mol karbondioksit'i ben yani normal koşullardaki hacim demek 22,4 demek. Bununla çarparsam ee, ne olur? Şöyle 4'e bölsek 5.6 yapıyor. 4'e bölsek 2 yapıyor. 4'e böldüm 2'ye böldüm 2.8. 2'ye böldüm de 1 yapıyor. 2.8'in 3 katı da 8,4 litre yapıyor. Dolayısıyla burada da doğru cevabımız D seçeneği geliyor. Üçüncü soru 13.2 gram C3H8 gazı kullandığında sorularının doğru yanıtlarından yanıtları hangisidir denilmiş. Şimdi Gene yanma tepkimesi bak C3H8'i gene yakıyoruz. Diğer soruda olduğu gibi 3 tane karbondioksit, 4 tane de su oluşur. Hidrojen yarısı kadar. 6 4 daha 10 tane oksijen var. O zaman şurası 5 yapıyor. Şimdi 13.2 gram C3H8 C3H8'in molekül 13 tane 12 x 3 karbon, 8 çarpı 1 hidrojen. Toplam ne yaptı? 44 gram/mol. bölü mol. Peki bunun mol sayısı ne olur? 13,2'yi 44'e bölmem lazım benim. 44, 132'nin 132, 132 44'ün 3 katı. O zaman burası 0,3 mol yapıyor. Elimdeki sayı. Yani şurası şurası 0,3 molmuş. Buradan kullanılan oksijen gazı normal koştaki hacmi. Şimdi 1'e 3, 0,3 verdiysek 5'e kaç veririz? Geçiş yapacağım. 5 katı. 0,3'ün 5 katı ne yapar? 1,5 mol. Peki soru şu. 1,5 mol oksijen normal koşullarda 22,4 ile çarparsam 33,6 litrelik bir hacme ulaşır. Dolayısıyla bu şöyle 33,6 olacak. 2'ye bakarsak suyun kütlesi ne kadardır? E 1'in 4 katı o zaman 0,3'ün 4 katı ne yapar? 1,2 mol yapar. 1,2 mol ile de ben suyun molekül kütlesi olan 18'i çarptığımda 18'i şuradan bulabiliriz hidrojen ve oksijenden. 18'e 3.6 eklersek 21,6 gramlık bir su kütlesi elde ediyoruz. Doğru cevap A seçeneği oluyor. Denklemine göre normal koşulda 6,72 litrelik hidrojen gazı elde etmek için gereken alüminyum metali kaç gramdır denilmiş. Şimdi denklem yazılmış, eşitlenmiş güzel. 6,72 litre denilmiş hidrojen için. 6,72'yi 22,4'e böldüğümde 0.3 mol elimde ne olmalı? Hidrojen gazı olmalı. Peki şurası 0.3 mol'muş. Ee, burası ne kadar? 3 bölü 2 mol yani 1.5 mol değil mi? 1.5 mol. Burası ne kadar? 1 mol. O zaman şöyle bir şey diyelim mi? Ee, 3 bölü 2 mole 0.3 mol veriyorsak Şuranın da sayısı 1 ya. 1 mole ne kadar veririz? 0.3 bölü 3 bölü 2. Ne olur burası? Şöyle sadece 0.1 kalır. 0,1 ile 2'yi çarparsak 0,2 mol alüminyum olmalı. Peki bu alüminyum kaç gram gelir? Onu da 0,2 mol ile 27'yi çarparsak atom kütlesi olan 27'yi 5,4 gramlık alüminyuma ihtiyacımız olur ki doğru cevabımız C seçeneği çıkar. Beşinci sorumuz 2018 yılında AYT'de çıkmış bir soru. Gümüş nitratın sodyum klorürle olan tepkimesi verilmiş. 17 gramlık gümüş nitratın tamamını tükendiğinde kaç gram gümüş klorür oluşmuş? oluşur denilmiş. Şimdi 17 gram gümüş nitrata bakarsak moleküklesi 140 şey 170 170'e böldüğümde burayı 17 bölü 170'ten 0,1 mol elimde ne varmış? Gümüş nitrat. O zaman bak şimdi burası 0,1 molken buradan gümüş klorüre geçmek istiyorum. O zaman buranın katsayısı 1 iken buranın da katsayısı 1. O zaman burası da 0,1 mol olur. Peki 0,1 molü kaç gram gelir? ondan da ne yaparım? 0,1 molle 143 buçu çarptığımda burası 14,35 gram gelir. Doğru cevap C seçeneği olur. 6'ya bakalım. Yukarıda verilen denkleştirilmemiş tabii kimin eklemine göre denilmiş. O zaman denkleştireceğiz. Bir denkleştirelim bakalım bir. Ee, ne olur? Hidrojenler eşit gibi. Oksijen de eşit. Ee, hidrojen eşit değil pardon. Şurada bir, şurada iki hidrojen var. Şimdi potasyum eşit. Güzel. Oksijen de eşit. Güzel. Burada iki hidrojen var. Burada bir. O zaman şunun kat sayısını ben 1 bölü 2 yazarsam tepkime eşit oluyor. Bu kadar. Şunun kat sayısı 1 bölü 2 ya da hepsini 2 ile çarpabiliriz. 9 gram su. Şimdi 9 gram su ne yapar? 9'u 18'e böldüğümde suyun moleküllesi 18. 0,5 mol su oluşuyor. Doğru mu? O zaman şurası 0,5 mol olarak verilmiş bana. Yeterince potasyumla tam olarak tepkime girmesi sonucunda kaç mol hidrojen gazı oluşur? E, 0.5 mol 1'e 1'in yarısı kadar oluşuyorsa ya yani birin yarısı kadar hidrojen gazı oluşuyorsa 0.5'in de yarısı kadar oluşacak. O zaman 0.5'in yarısı 0,25 mol hidrojen gazı yapar. Doğru cevap C seçeneği gelir. 7. soruya gelelim. Buna göre hangisi yanlış olur? Şimdi pentan gazı yakılıyor. Yakalım. C5H12 artı O2 eşittir. 5 mol karbondioksit 6 mol de su açığa çıkacak. 5 kere 2 10 oksijen 6 daha 10 16 o zaman yarısı ne yapar 8 mol oksijen. Güzel tepkime işlendi. Şimdi diyor ki bunun 1 molünü aldık. Peki bunun 1 molünü alırsak işte 8 mol oksijen gerekecek. 5 mol karbondioksit yani şuranın 1 molünden 8 mol tepkime girer. 5 mol ile 6 mol oluşur diyebiliriz kat sayılar oranında. 220 gram karbondioksit gazı oluşur mu? Bakalım. 5 molü karbondioksit atom molekül kütlesi 12. 2 tane de oksijen var 32. 12, 32 daha 44 yapar. 5 çarpı 44 gram dersek buradan 220 gramlık karbondioksit kütlesine ulaşırız. Dolayısıyla A seçeneği doğru olur. B'ye geldiğimde 8 mol oksijen gazı harcanır mı? Evet görüyorsun 8 mol harcandığını burada gösterdik Doğrudur. C'ye gelelim. 72 gram C5H12 gazı. Şimdi 1 mol değil miydi? 1 molün kütlesine kadar 5 tane karbon var. 12 tane de hidrojen var. 5 kere 12 60. 12 kere 1 12. 72 gram C5H12 pentan gazı harcanıyor. E 72 gram o zaman doğru. Normal koşullarda 44,8 litre karbondioksit gazı oluşur denilmiş. Şimdi o olmaz. Neden? Bak 5 mol karbondioksit oluşuyor. Hacim nedir hacim? 5 molle 22,4'ün çarpımı. E bunda 22,4'ü ne yapar? Yani 22,4'ün 5 katı ne yapar? 112 litre yapar. Oldukça büyük bir sayıdır. 44,8 litre olması için bunun 2 mol olması gerekirdi. Bu ifade hatalı olmuş. 108 gram su oluşur mu? E 6 mol su oluşuyor gördüğün gibi. Suyun su 18. 18 de 6'yı çarparsak buradan 108 gramlık su oluşumu olduğunu ispatlamış oluruz. Doğru cevap D seçeneği gelir. 8'e geldiğinde 9.2 gram etil alkol C2H5OH sıvısı normal koşulda yeterince oksijenle yakılıyor. Yakalım. C2H5OH artı O2. Kaç karbonum var? 2. O zaman 2 tane karbondioksit. Kaç hidrojenim var? 5 burada, 1 burada, 6. O zaman yarısı 3 mol su açığa çıkacak. 4 oksijen burada var. 3 burada var. 7. Biri burada kaldı 6. O zaman şuranın katsayısı 3. Tepkime bu şekilde işlendi. 9.2 gramı ne yapar? Şimdi öncelikle şunun bir molekül kütlesini C2H5OH molekül kütlesini hesaplayalım. 2 tane karbon var. 6 tane hidrojen var. 1 tane de oksijen var. 2 kere 12. 24 artı 6 artı 16. 30 artı 16'dan 46 gram bölü mol yaptı. Peki bunun mol sayısı ne olur? 9.2'yi 46'ya böldüm de elimdeki bileşik 0.2 mol olarak bulundu. O zaman bak şimdi burası ne kadarmış? 0.2 mol. Şimdi birinci öncüde diyor ki karbondioksit gazı 8.96 litre oluşur. Oluşur mu acaba? Bakalım. Şimdi buranın kat sayısı 1. Buranın kat sayısı 2. E 1'e 2 ise 0.2'nin iki katı ne yapar? 0.4 mol yapar. Peki 0.4 mol kaç litre yapar? 0.4 ile 22,4'ü genişletirsek. Evet 8.96 litrelik bir hacme ulaşırız. Dolayısıyla birinci öncül doğrudur. Tepkime sürecinde toplam molekül sayısı artar. Şimdi 1 mol girdi. 3 mol girdi. Toplamda 4 mol molekül girerken 5 mol molekül oluşuyor. 4'ten 5 oluştuğu için molekül sayısı zamanla artacaktır. Doğru. 0.6 mol oksijen gazı kullanılır mı? E, 1'in 3 katı ise 0.6'nın 3 katı 0.2'nin 3 katı 0.6 mol oluşur. E, olur. Dolayısıyla 0.6 mol oksijen gazı kullanılır. Doğru cevap E seçeneği olur. 9'a bakalım. Mide ortamında sinir gerçekleşirken mide asidi ve enzim aktivitesine ihtiyaç var. Mide sıvısı binde 5 civarında hidroklorik asit içerir. Eğer mide farklı sebeplerle aşırı asit salgılarsa mide ekşimesi, reflüsel gibi sorunlar olur. Son dönemlerde mide problemleri artan Eylül, doktor tavsiyesi üzerine yani kalsiyum, karbonat ve magnezyum hidroksit içeren antasit tableti kullanmaya başlamış. 100 mg'lık antasit tabletin içeriği şekildeki gibidir. Ne varmış? %30, e, %31 gram yani 100 mg'ın 31 gram dolgu maddesi. 40 gramı Kalsiyum karbonat 29 gramı magnezyum hidroksit. Peki. Eylül bu tableti günde 2 kez kullandığına göre Eylül midesinde nötralleştirilen mide asidi kaç moldur? Günde kaç moldur? Şimdi midede gerçekleşen tepkimeler de yazılmış, denkleştirilmiş. Bize burada kalan şuradaki asitleri bulmak. Şimdi elimde 100 miligramlık bir tabletten 2 tane alıyorsa demek ki günde 200 miligram tablet alıyor bu arkadaş. 200 miligram. Peki bu 200 mg'ın %40'ı, %40'ı kalsiyum karbonatsa, o zaman 200'ün %40'ını almam lazım. 200'ün %40'ını aldığımda 80 mg kalsiyum karbonat alıyorum. Doğru mu? 200'ün gene %29'u çünkü %29'du. %29'u kadar da magnezyum aldığıma göre demek ki buradan da e, ne yapar? 40 18 58. 58 mg Magnezyum hidroksit alıyorum. Peki. Bunların peki e, molleri ne kadar? Çünkü bana molünü soruyor. E, bir defa miligram yani 1 gram 1000 miligram. Doğru mu? O zaman bine, yani 10 üzeri eksi 3 ile çarptığımda grama geçmiş olurum. O zaman e, şöyle diyelim. Kalsiyum karbonat için 80 miligramı ben 10 üzeri eksi 3 ile çarparsam grama geçerim. Bu gramı 100'e böldüğümde ise molek bulurum. Yani gram bölü molekül kütlesi dediğimde çünkü bunun kütlesi 100. O zaman ne olur? Ee, şöyle e, sıfırlardan birini götürürsek 0,8 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani 10 çarparsam 8. 10'a bölersem 10 üzeri eksi 4 mol yapıyor. Ne bu? Kalsiyum karbonat. Peki bu kalsiyum karbonat 1'e 2 şeklinde tepkimeye girmiyor mu? E Buradan 1 mol varsa buradan 2 mol. O zaman bunun 2 katı kadar olacak. Yani buradan e, kalsiyum karbonatın e, yediği diyelim ya da ne yapalım şimdi nötralize etti asit ne kadar? 16 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol. Güzel. Bu cepte. Bu kalsın. Şimdi diğerine bakıyoruz. Hangisi o? Magnezyum hidroksit. Ona bakalım. Onun molü ne kadar? Onu da şöyle maviyle hesaplayalım. Yine 58 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyeceğim. Bu kadar gram bölü. Bunu kaça bölmem lazım benim? 58'e. 58'e böldüğümde burada 10 üzeri eksi 3 mol. 10 üzeri eksi 3 mol e, madde buluruz günlük. E bunun da iki katı ne yapar? 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol yapar. E bunu 10 üzeri eksi 4 mertebesine nasıl yazarız? Burayı 10'a de burayı 10'la çarpmam demek. Dolayısıyla burayı 20 çarpı 10 üzeri eksi 4 olarak ifade edebilirim. Doğru mu? Yani ikisi 10 üzeri eksi 4 olsun diye diyorum. Çünkü molleri toplayacağım. Günlük olarak o zaman ne kadar asit tüketirim ben? asidi. 16 burada 20 burada toplamda ne yapar? 36 çarpı 10 üzeri 4 olur. Doğru cevabımız E seçeneği gelir. 10. soruya bakalım. Bileşiklerin birer mollerini yakmak için gereken oksijen gazının mol sayıları. Şimdi birer mollerini yakmak için dedi ya. Hadi hep hepsini bir yakalım. Metan gazı, oksijen. Şuradan bir tane karbondioksit, iki tane su açığa çıkar. 2, 2 daha 4. Şurası 2 iki olur. İkincisine bakalım. C2, H4, O2 artı oksijen eşittir. 2 tane karbon olduğuna göre 2 tane karbondioksit. 4 tane hidrojen olduğuna göre 2 tane su. 4 burada 2 burada 6 oksijen ikisi burada kaldı 4 o zaman bunun kat 2 devam ediyorum C2H6O oksijen dersek 2 tane yine karbondioksit 3 tane su açığa çıkar 4 2 4 3 daha 7 biri burada 6 şuraya 3 kalır peki Bunların birer mollerini yakmak için ne kadar kullandım? 2 mol bundan, 2 mol bundan, 3 mol bundan kullandım. O zaman en büyük 3. Sonra 1 eşittir 2 olur. Dolayısıyla doğru cevap D seçeneği gelir. 11'e gelelim. Demir üç oksit bileşiği karbon ile ısıtılınca metalik demir ve karbondioksit oluşuyormuş. O zaman şimdi demir 3 oksit nasıl oluşur? Demir artı 3 oksijen de eksi 2 ise formül ne olur? Demirin altına 2 gelecek. Oksijenin altına 3 gelecek. Demir 3 oksit katısı bu. Bunu ısıtıyormuşum. Isıtalım. Yani parçalanacak. Metalik demirle karbondioksit ayrışıyormuş. Pardon. Karbon ile ısıtalım da. Özür dilerim. Şöyle. Çünkü karbon nereden geldi diyorum. Karbon katısıyla ısıtıyorum bunu. Metalik demirle karbondioksit oluşuyor. Peki tepkimemiz eşit mi? Değil. Ee, şurada ne yapalım? Oksijenler bak zıt değil mi? 1'e 3, 1'e 2. O zaman şunun başına 3 yazalım. Şunun başına 2 yazalım. Oksijenler eşitlensin. Demir burada 4 tane. Ozan demire 4 diyelim. Oksijen karbon burada 3 tane. Şunun başına 3 diyelim. Şimdi tepkimemiz eşit. Diyor ki 2 mol demir elde edildiğinde. Bak şuraya 2 mol yapmak istiyoruz. Yani ne yapıyor? 4'ün yarısı. Katsayın yarısı kadar. Oluşan karbondioksit gazı ne yapıyor? Bunun yarısı ne yapar? 1,5 mol değil mi? Peki. 1,5 mol karbondioksit 22,4 ile çarpılırsa. Bunun yarısını eklersek 11.2'yi 33,6 litrelik bir hacim kaplaması söz konusu olur. Normal koşullarda cevap D seçeneği olur. Son soruya geldiğimizde 56 gram azot gazı yeterli miktarda yürüyene tepkime girdiğinde sokulursa kaç kilokalori ısı açığa çıkar? Şimdi bak 1 mol azottan ne kadar ısı açığa çıkıyor? 22. E elimdeki azot ne kadar? 56 gram. Bölü azotun atom kütlesi 12 14 14 ama içinde 2 tane azot var. 14 kere 2 28 yapar. 28'e böldüm de burası 2 moldur. E, 2 mol e, 1 molden 28 22 çıkıyorsa 1 mole 22 veren adam 2 mole ne kadar verir? E, 2 katı değil mi? 2 katı 2 katı 44 gram 44 kilokalorilik ısı açığa çıkar deriz. C seçeneği için kavramı sorularımız bu şekildeydi. Umarım e, anlamadığın soruların cevaplarını anlatabilmişimdir. Evine gelince detaya girmeye çalıştım ama bazen yer darlığından dolayı işlemler sıkıştı kusura bakma. Şimdi kavrama testimiz bitti. Bir pekişme testimiz var böyle 9-10 soruluk. Pekişme testinde tekrar görüşmek üzere.